bateri çalıyorum. Derslerim iyi. Üçüncü sınıfa geçtim. Okulumuza yatmam denince. En büyük hayalim de uçmak, flash gibi hızlı gitmek. Bir de Dominik'te Survivor yarışmasına katılmak. Acun abi, ben de Dominik'e katılmak istiyorum. Orası nasıl bir yer görmek istiyorum. Bugün İngilizce ödevimi yapıyordum. Yani sonunda kaldım. Şimdi devam edeceğim az Peki, sonra. Bateri çalışmaları çok iyi gidiyor. Toplam 4 yıldır hala çalışıyorum. 2 yaşımda başladım bateri çalmaya. 2 yaşımda bir tane doğum günümde bir küçük bateri aldılar. Ondan sonra orta boy baterim oldu. Daha sonra bu baterim oldu. Bana oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani hepinizi buradan selamlıyorum. teşekkür ederim. Baha normal çocukluğunu yaşıyor hala. Biz orta direk insanlarız. Ben devlet memuruyum. Resmi kurumda çalışıyorum. Biz hala yarışmadaki önceki hayatımızı normal bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Baha'ya da o şekilde yaşattırmaya çalışıyoruz. Burası küçük bir yer. Baha da mutlu. Çocukluğunu hala çok güzel yaşıyor. Biz de normal kendi yaşantımıza, kendi hayatımıza, kendi işimize gidip geliyoruz. Bizim için hala hiçbir şey pek değişti söylenemez. Baha batarisine devam ediyor zaten. Küçüklüğünden beri, 2 yaşından beri. Hala kendi istediği gibi çalıyor. Şu anda bir ders almıyor. Biz bu sene onu biraz işte notaları, sesleri de tanısın diye piyano derslerine yönlendirdik. Bu sene piyanoya da başladı. Yeteneği bu yönde olduğu için de biz de çocuğumuzu müziğe doğru yönlendiriyoruz. Elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilinde iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bugün birkaç arkadaşım, tanıdıklarımız aradı beni. Bugün o tür yazılar, haberler çıkmış. Ben henüz okumadım. Biraz iş yoğun bir gün geçirdim. Bununla ilgili tabii o dönem farklı gelişti. Yani farklı demeyeyim de o dönem gelişti. Biz de olayı kapattık zaten. Bizim açımızdan kapanmıştı. Tabii bizim isteğimiz dışında bugünkü bu olaylar daha tekrar gündeme geldi. Bilmiyorum, hayırlısı neyse o olsun diyorum ben. Bizim böyle bir çabamız da yok bununla ilgili. Ama her şey baha dahilinde de şu anda haberler çıkıyor. Biz de takip edeceğiz yani. Aslında ilk yarışmaya katıldığımızda öyle bir hedefimiz yoktu bizim. Biz baha televizyona çıksın, ileride de kendini izlesin, bir hatırası olsun diye girmiştik. Onun için hiçbir zaman gittiğimiz turda ikinci bir turu hedeflememiştik. Ama bahanın kendi sevimliliği, kendi becerisiyle finale kadar geldik. Olsa tabii ki daha bir farklı durumda olabilirdik, bilmiyorum. Ama kısmet şimdilik böyleymiş diyelim. Evet, arkadaşlarımızdan bilgi de geldi. Onun doğrusu da baktık, haberlerde gördük. Baha'nın birinciliğinin tekrar geriye verilmesiyle ilgili çok olumlu tepkiler var bize. Daha önce de bu tepkileri almıştık zaten biz. Benim çalıştığım yere gelen mesela müşterilerimize diyordu, hep Baha birinciliği hak ediyor. Biz ona SMS gönderdik, birincilik hakkıydı diye. Ama hani o dönem için şey yapmadık biz, sonuçta ikinci oldu diye kapandı olay. Ama şimdi tekrar gündeme geldi. Tabii ki bununla ilgili hani bize geri dönüş olursa, birinciliğiyle ilgili tekrar geri vermek sözüne dönerlerse biz de bunun için hayır demeyiz herhalde. Baha zaten müzik yapmayı çok seviyor. Bizim isteğimiz de aslında bunda Baha'nın geleceği için, onun eğitim hayatı için bize bir destek olur. Bunun için her zaman biz bir destek bekliyoruz zaten. Çünkü dediğimiz gibi biz hani memur baba ve işçi bir anne olarak orta direkt bir aileyiz. Baha'ya elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz ama maddi imkanımız yettiği kadar oluyor bu. Bunun dışında ekstra bir şey olursa eğitim için çok
mutlu oluruz bence. Şey var. Sarıklı.